E, tabii o da e, TV ve e, buna benzer e, bazı kanallarda gerek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a yönelik, gerekse İslami şahsiyetlere yönelik bazı e, hakaretami sözler e, söylendiği hususu tabii bizce de malumdur. Biz e, o ekranlarda bazen izliyoruz, dinliyoruz. Dolayısıyla bu bugünkü bir mesele değildir. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam daha e, ilk e, peygamber olmadan da kendisi, onların nezdinde, müşriklerin nezdinde Muhammed el Emin iken peygamberliğini ilan ettikten sonra ona deli dediler. Ondan sonra sihirbaz dediler. Ondan sonra işte ana baba, kız çocuk falan insanların ve akrabalarının arasını ayırıyor dediler. Yani bu e, bugünkü bir mesele değildir yani. Halid İbni Velide o da TV'nin Halid İbni Velide işte o bir e, savaş e, taşkanıydı. O e, kadınları ağlamak için yapmıştır gibi sözleri açıkçası e, ben sadece maksadı aşan laflar olarak değil ben kesinlikle bunun kasıtlı bir şekilde yapıldığını düşünüyorum ve kesinlikle Müslümanların o güzel insanların o Müslümanların nezdinde gerçekten yeri çok olan insanları itibarsızlaştırma tabi ameliyesi olarak kabul ediyorum. Bunu kesinlikle biz Müslümanlar olarak bunu kabul etmiyoruz ve ben yetkililerden daha önce bazı insanlar hakkında yapmış oldukları müeyyideler ve yapmış oldukları tabi buna benzer cezai müeyyideleri nasıl uygulu uyguluyorlarsa bunlara da aynı cezaları uygulamasını arzu ediyoruz tabi Bizim halkımızdan da açıkçası isteğimiz e, hiçbir teröre bulaşmadan, taşkınlık etmeden, kırmadan e, kesinlikle demokratik tepkilerini ortaya koymaları gerekiyor. Böyle olmasa tabi bunlar bütün değerlerimize, bunlar bizi sınamaya çalışıyorlar. O zaman tepkilerimizi ölçmeye çalışıyorlar. Kesinlikle bizim halkımız insanımız Müslümanlar ki buna karşı tepkilerini koymaları gerekiyor eğer koymazlarsa bunlar devam edeceklerdir onun için ben şahsen bütün setekaları göreve çağırıyorum kendi demokratik haklarını mutlaka ama mutlaka yerine getirmeleri gerekiyor. Bu tepki elzemdir. Müslümanlar kendi birlik ve beraberliklerini oluşturmazlarsa muarızlar mutlaka ve mutlaka tekrar saldırılara geçecektir. Bu kabul edilecek bir şey değildir. Kesinlikle böyle bir şey olamaz. Bu Müslümanın kutsalıdır, imanıdır. Peygamber aleyhisselama iman ya e, kesinlikle iman etmeyi gerektiriyor. Bundan dolayı böyle bir şey biz onların inançlarına saldırmadığımız gibi onlar da böyle bir yetkiye sahip değildir. Bazı kişiler, bazı kahramanlar nasıl koruma altına alınıyorsa Elbette ki Müslümanların değeri olan o, şah, o şahsiyet, o peygamber, o büyük insan, o insanlı, o insanlar için örnek olan Allah'ın tabiriyle örnek olan o insan, o güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen o peygambere kesinlikle hiç kimse dil uzatamaz. Böyle bir şey kesinlikle Müslümanların ee, Müslümanları gücendirmektedir, gocundurmaktadır. Hatta e, başka şeyleri yaptırmaya bile davetiyedir. Bundan dolayı da kesinlikle yetkililerimiz buna mutlaka el atmaları ve bu konuda da cezai müeydelerin olması şarttır diye düşünüyorum. Oda TV'nin İslam Peygamberi hakkında yaptığı çirkin, hayasız alçakça saldırıyı çirkin iftirayı nefretle kınıyorum, lanetliyorum. İslam'ın tarihi Muhammed Mustafa'nın tarihi, Peygamberimizin tarihi, uygarlık, medeniyet, ahlak, fazilet, erdem tarihidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 23 yıl boyunca ki peygamberlik e, nübüvvet zamanında çok sayıda savaşa katılmış ama bu savaşlarda çok az sayıda insan hayatını kaybetmiştir, öldürülmüştür. Peygamber Efendimiz vahşi, cahil, okuma yazma bilmeyen bir halkı, bir toplumu, bir milleti dünyanın en uygar, en medeni, en ahlaklı toplumu haline getirmiştir. İslam tarihine baktığımız zaman, asr adet tarihine baktığımız zaman Müslümanların bin yıl boyunca, asırlarca dünyaya ahlak, erdem, medeniyet, fazilet e, götürdüklerini, yaydıklarını şey yapıyor yani evet görüyoruz. O da TV'nin bu karanlık TV'nin bu derin gücün yapının İslam'a, Müslümanlara, İslam peygamberine yaptığı hakaret ilk değildir. O kesinlikle inanç özgürlüğü, fikri özgürlüğü, Sünce özgürlüğü kapsamına, kategorisine alınamaz. Bu inançlara, insanların, halkların dinine yönelik bir hakarettir, küfürdür, saldırıdır. Bunun şiddetli bir şekilde cezalandırılması yani gerekmektedir. Kesinlikle kabul edilebilir bir şey değil. Bu aynı zamanda toplumsal barışa da, halklar arasındaki uyuma da, Ülkenin geleceğine ve güvenliğine de yönelik bir saldırıdır. Bu toplumsal barışı, iç huzuru bozan, insanları toplumu e, cephelere bölen e, e, saldırganlığa gereken cevap verilmeli. Savcılar derhal harekete kesinlikle geçmelidir. Bu konuda yetkilileri göreve çağırıyoruz halkın inancına, halkın dinine saldırmak bu kadar basit olmamalı, bu kadar ucuz olmamalı.